Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere Timosa'nın 8110 serisini tanıtacağım. Traktör 105 beygir gücünde 3.9 litre silindir hacmine sahip ve 4 silindirden oluşuyor. Traktör dışarıdan toplam ağırlık olarak 3500 kilogram boş ağırlık, yani ön ağırlık, arka ağırlıklar olmadan, onları eklediğiniz zaman toplam traktör ağırlığı 4100 kilogram. Tabi bu 105 beygire göre bir tık az gelebilir. Torku 400 Nm ve bu torku 1500 devir dakikadan itibaren vermeye başlıyor. İş kısmına geçmeden önce sizlere dışarıdan şöyle ön tarafını falan göstereyim. 10 tane ön ağırlığa sahip ve bunlar adet ağırlığı 40 kilogram. Yani 400 kilogram bir ön çanta ağırlığına sahip. Şöyle aydınlatma grubu var. 3 burada, 3 burada. Şu şekilde kabin, yani dış kaporta güzel duruyor. Kabin bir tık dar gözüküyor. Egzoz sağ tarafı konumlandırılmış. 340-85-R24 Petlas marka lastikler kullanılmış. Çamurluklarımız dönüyor arkadaşlar. 115 litre bir yakıt deposu var. Stage 3A olduğu için AdBlue şu an için yok. Şu şekilde kilit mekanizmasını açabiliyorsunuz. Kadet basamağımız var. Şuralar biraz yalıtı malzemesi kullanılmış. Şurada bir halı var mesela. Güzel duruyor ama iç kısımda nasıl bir yalıtım var bilmiyoruz. Kabin ile kaporta arasında bir mesafe var. Yani kabin bağımsız duruyor. Takoz üzerine konumlandırılmış galiba. Şu an göremedim ama şurada takozlar var. Ama biraz ince. Onu söylemek istiyorum. Şuralar şöyle fitillenmiş bu arada. Boyası kavlamasın diye. Aynalarımız standart. Şurada kuyruk mili devreden çıkarttığınız bir adet tuş bulunuyor. 380-85-R38. Yani 38 jantlık bir büyüklük var burada ama biraz fazla bence. Yani 34 jant olup biraz daha lastikleri geniş olsaymış bence daha gösteriş anlamında güzel olurmuş. Biraz ince duruyor. Genişlik anlamında oldukça geniş. Sizlere kovan sistemini göstermek istiyorum. İçişi yapıyor. Şu şekilde bir kovan sistemi var. Oldukça döküm güzel duruyor. Tabii iş kısmının sağlamlığını bilmiyoruz. Ya bu modelde dahi mesela 105 beygir bir traktör olmasına rağmen yani şu olmaz arkadaşlar. Olmaması lazım artık. Düğmeli olması gerekiyor bence. Ancak ya kullanımı rahat. Bu mesafe açıklık da güzel. Kullanım rahat. Kabin takozlarını ben beğenmiyorum. Mesela kabin takozları çok ince. Kötü arkadaşlar. Yani bir tık daha böyle etli yapılıp kabindeki sallantıyı azaltmaları gerekiyor bence. Şuradaki bağlantı çok kötü duruyor. Şurada mesela. Ya basit duruyor. Asansör çekimiz. Yan kurtarız ekipman sistemlerimiz. Normal düz askı çekimiz. 6 adet valve çıkışı var. Pistonun orta kolumuz. Arka tarafın kaldırma kapasitesi 3500 kilogram. Reflektörümüz. Arka camda silecek var üst tarafta. LED olarak 2 adet aydınlatma lambamız var. Burada diğer tarafta tek adetti mesela durdurma peltoyu. Burada hem devreye alma hem devreden çıkartma. O da güzel düşünülmüş bence. Fitil yapısını göstermek istiyorum. Fitil yapısı güzel. Yani şey değil böyle, yani ince fitiller kullanılmamış. Bence güzel. Yani şu egzoz alt tarafta olması gerektiğini söylüyorum devamlı ama ya buradaki görüşü kısıtlıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ön tarafta 2 adet çalışma lambası var. Silecek üst tarafı konumlandırılmış. Alet çantamız burada. Hava tankı hemen şurada. Alt tarafta bir koruma göremedim. Biraz daha korunaklı olabilirmiş. Onun dışında. Şimdi şurada iç kısımda arkadaşlar iyisin. Bir de içe geçelim. İç kısımdan sizlere gösterelim. Şimdi iş kısmına geçelim arkadaşlar. Bir saniye. Gençler. Kapıyı kapatmak istiyorum.
bu şekilde. Geniş açıya da alayım kamerayı. Bakacağım, buna kapatmak istiyorum. Evet. Traktörün kabinine geçtik. Merak ettiğim bir modeldi. Ya şöyle ilk başta dikkatimi çeken kabin ferah. Bunu en başta söylemek istiyorum. Şu camı da. İçeriye ses alma olarak mesela dış sesleri biraz azalıyor. Yani bu benim dikkatimi çekti. Koltuk rahatlığı güzel. Yani koltuğun kafalı baş kısmı da biraz kalkıyor. Bu sayede şu şekilde rahatça oturabiliyorsunuz. Şu an rahatım. Ferahım yani hani. Vites olarak 24 değil 24.7 söylemiştim. Yani burada takviye vitesiniz var. Burada aynı şekilde. Yani hangisi takviye? Hangisi? Şu normal vites de. Yani şu normal. Şu takviyeniz. Üstündekileri sökmüşler, çalıyorlar herhalde. Yani teste başlayalım. Debriyajdan başlayalım. Klasik. Oo. Ya bu debriyaj çok sert arkadaşlar ya. Bu adamı var ya tarlada bacakları şişirir ya bacakları. Gelsin sert. Ve bu ses nedir arkadaşlar? Bu ses. Ya düzgün bir şey yapmalar lazım ya şu traktörü. Hostes koltuğu tamam güzel mesela var diyorsunuz. Ama şu pozisyon mesela şuraya doğru. Yani bacağı şuraya gelecek adam. Yani bunun tasarlayan mühendisi ben tanımak istiyorum. Gerçekten tanımak istiyorum. En azından bir görmek istiyorum. Yani yapmışsın da en azından şu şekilde yapamadığını. Tamam yapamıyorsa da olmuyorsa da koyma. Yani bu var diye kimse bu traktörü almayacak. Şu. Şunu mesela geçtiğini göstereyim. Fena sayılmaz. Ama sizin ileri geliniz olduğu için bir tık daha konforlu olmalıydı. Direksiyonu aşağı yukarı ayarın. Buradan yapabiliyorsunuz. Ya şu şurada ne işi var arkadaşlar? Yapmayın yüzünü seveyim ya. Bu adam direksiyonu şu şekilde kullanıyor. Ya kornaya basacak ne yapacak? Şu şekilde şöyle mi yapacak? Biraz daha böyle ergonomik ne bileyim şuradan ver ya. Şu kısımdan şu şekilde çıksın. Ver. Ha şu, diyeceksin ki şuradan birisi geçecekse. Geçecekse yapacak bir şey yok. Şuraya ver o zaman. Sağda olsun. Ya bu burada olmaz. Yani gerçekten yeri güzel değil. Hissiyatı güzel. Kötü değil mesela. Ama yeri kötü. 5 inçlik bir ekranınız var. Bu da ufak mesela. Ha en azından dijital var mı? Var. Şu el gazı var ya bir sert arkadaşlar. Yani gerçekten çok sert. Bildiğiniz kas yaparsınız. Aşırı sert. Dörtlü flaşör ve sizleri kontrol ettiğiniz, ayrıca aydınlatma grubunu kontrol ettiğiniz ünite. Vites yani konumu güzel. Ben beğendim. Ancak gaz pedalı nasıl? Bakayım şöyle şöyle. Gaz pedalı alakasız çünkü şu şekilde örnek veriyorum gaz pedalı. Freni şu şekilde basamıyorsunuz. Şu şekilde yapacaksınız, şöyle yapacaksınız. Ya şu mesela şöyle gelse veya şurada olsa mesela şu şekil, şu şekil buraya gelse şu şekilde basabilirsiniz. Bu da sizin böyle iş yaparken daha konforlu olmanızı sağlar. Ama mesela şu şekil örnek veriyorum şu şekil yok yani gitmiyor. Mesela şu şekil topuktan kaldırıp basmanız gerekiyor. Bunlar basit ama ince detaylar. Keşke mühendisler de bunlara önem verse. Vites geçişleri güzeldi. Ama ya şunla şu ne alaka? Yani konum olarak çok kötü. Ya şu neyse de şu burada ne alaka? Geçişleri güzel. Geçişleri gayet iyi. Ama takviyeyle falan ya şunu atarken şuraya bileniz çarpıyor. Bu olmaması lazım. Ya bu tamamen tasarım hatası. Misal şunu attınız arkadaşlar şuraya geliyor. Şöyle attınız bu sefer bileğiniz buraya çarpıyor. Acıtıyor canınız ya. Yani. Kabinin ferahlığı güzel. Ön cam, yan camlar falan ferah güzel. Geniş. Ondan yana bir sıkıntınız yok. Hava tankının yani basıncını da gösteriyor burada. Onun da yeri güzel. Şuradan da bir adet çıkış verilmiş. O da güzel. Dört çekere geçişiniz. Diferansiyel kilidiniz. Kuyruk menüne otomatik devreye alıp devreden çıkarma. Şurada diferans. Bir saniye bu da diferansiyel kilidi. Bir otomatik bir manueldir herhalde. Yan kol hassasiyetli pozisyon kumanda kollarınız. Bu şekilde. Ya bunların da artık düğmeli olması lazım. Hadi onu yapmadın. En azından şu liftometriği şu arkadaşı şuraya alsan. Şu şekil. Yani zor mu bu? Bence zor değildir ya. Şu şekil yapsan olması lazım artık. Ya şu şekilde hiçbir şekilde
örnek veriyorum, tarlasıyorsunuz, şöyle rahatça gidiyorsunuz. Ben ne yapacağım? Şu stasyonuna geldim. Bakmadan da yapamıyorsunuz. Şu şekil ergonomik sizce değil arkadaşlar. Kesinlikle değil yani. Bunlar da dış vafleri kontrol ettiğiniz ünite. İyi var, şu vidaları gizlemiştir en azından. Şundan altında vida var ya, onları gizlemiştir. Bu şekilde traktör. Üst tarafta da klima kontrol ettiğiniz teybiniz var. Teybi fena durmuyor. Hapoyları da şuralarda. Üst tarafta da alındım enfezler. Bunların yeri güzel, sevdim. Video bu şekilde. Kim olsun, 8110 muydu? 8110. Bu şekilde. Görüşmek üzere.